Sevgili izleyenlerim, Bayburt'ta bir müzik evi açıldı. Ama aynı zamanda resim çalışmaları da var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet, duvar süslemesiyle güzel bir tanıtım yapılmış. Çok hoş. Bayram müzik evi. Şimdi burası neresi? Ben bir yeri de göstermek istiyorum sizlere. Şimdi Bayram Müzik Evi neresi? Adresi de ben size göstereyim. Evet, tam da burası işte Taş Köprü. Taş Köprü'nün Zahit çıkışı, Zahit ayağı. Yani Taş Köprü'nün Zahit tarafındaki başı. Güzel bir müzik evi olmuş. Şöyle içerisine girip şimdi bir bilgi alalım, tanıyalım, tanıtalım. Efendim, çünkü gençlerimizin efendim kötü alışkanlıklara düşmemesi için önemli bir merkez burayı düşünüyorum ben. Evet, içerisine de bir girelim. Evet, sevgili izleyenlerim, şu an geldik içine. Bugün açılışı yapıldı dedik. Tanıtmaya sizlere çalışacağım. Söylediğim gibi, çoluk çocuğumuzu, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan bertaraf etmek için, kurtarmak için, düşmemesini sağlamak için bu tür çalışmalara ilimizde, Bayburt'ta ihtiyaç vardı. Bugün açıldığı için tabii kutlama şeyleri de gelmiş. Ben de çiçek göndermedim, kendim geldim kardeş. Sağ olun. Benim de kendim geldim. Efendim, gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle etraflıca bakayım hele. Fatih abi merhaba. Kardeş, senin de fikirlerin alabiliriz. Nasıl buldun böyle bir yeri? Çok güzel abi, memlekete yakışır. Evet. Bir iş yeri olmuş. Yakışır. Tabii ki. Güzel. Peki çoluk çocuğumuz hakkında? Emeklerine sağlık gençlerine. Çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Kötü alışkanlıklara düşmemesi açısından nasıl değerlendirirsin? Peki, yani devir kötü bir devir Bahattin abi. Çoluk çocuk sokakta ne bileyim kötü tabir ettiğimiz şeylere düşme olasılığı çok yüksek. Belki bir bağlama, belki bir keman, belki bir işte piyano. Çocuklar böyle yönlendirilirse böyle en azından kötü alışkanlıklara da düşmemiş olurlar yani. Bu açıdan da çok iyi bir yerler yani. Peki benim gibi de düşünebiliyor musun acaba? Şu Bayburt'un geçmişteki kültüründeki şairlerimiz, yazarlarımız şöyle var. Gelecekte buradan yetişen saz üstadlarımız çıkar. Bayburt'un kültürüne destek verir. Yeni yeni türküler gelişir. Bayram Müzik Evi dedik.
Şimdi bugün açılışı yapıldı. Bizim efendim Sıra Kayalar Köyü muhtarımız Naci kardeşimin de evladı bu da. Benim torunum sayılıyor. O da benim kardeşim çünkü. Efendim güzel bir müzik evi. Şöyle bir etrafı bir gezim, edim. Sonrasında da ben kardeşimden şeyler alacağım. Bu piyano mu? Tabii piyano. Aç bakalım hele. O piyano da varmış. Tamam, ambalajımız açık değil ama tabii piyano bütün enstrümanlar. Şu an çalabiliyor mu? Şu an çalmaz var. He. Ha şeyi kapalı. İçeride var piyanomuz, çalarız. Kemanlar. Bizim bir müzik hocamız vardı. Ben kemana heveslendim. Dedi ki sen içli bir adamsın. Duygusalsın, sen keman çalma. Başağın derd alma dedi. Biraz, derd alma dedi. Kemanımız perdesiz bir enstrüman olduğu için önü açıktır. Duygulu bir enstrümandır. Evet. Evet. Şimdi şöyle biz turlayacağız ama gerçekten güzel bir yer olmuş. Harika. Teşekkür ederiz. Hijyenik. Güzel olmuş. Ben bu tabii ki görsel olması güzel. Şu seni alım o kemanların önüne. Bir iki soru sorum sana. O güzel olmuş. Orada sorun yok. Ama benim için önemli olan Bayburt'taki gençlerimizin kötü yollara düşme meylinde olanların önünü kesmek. Ne yapmak? Müzikle buluşturmak. Tabii zaten Bahattin abicim, bizim burayı açma nedenlerimizden bir nedeni de bu. Bu. Zaten bizim burada ders verdiğimiz kişi sayılarının hemen hemen yaş grupları çocuk yaşlardan alıyoruz mesela. 7 yaşından 8 yaşından biz sanatla buluşturuyoruz. Enstrümanın eğitimini veriyoruz. Onun duygularıyla oynuyoruz. Yani ilerleyen zamanlarda mesela bunun etkisini göreceğini biz inanıyoruz. Evet. Yani mesela çoğu enstrümanımızın mesela insan beynine, sağlığına çok faydası vardır. Mesela piyano çalan bir insan iki elini sağ ve sol elini farklı çalıştırdığı için beynin sağ ve sol lobunu ayrı çalıştırıyor. Bu da ne yapıyor? Düşünme yetisini geliştiriyor, hal ve hareketlerini, her şeyini değiştiriyor. Çünkü sağlıksal olarak da çok faydası var müziğimizin, sanatımızın insanlarımıza. Çok faydası var. Aynen öyle. Evet, kardeşime ben de katılıyorum. Çocuk yaşta efendim Folklor Derneği'nde biz de yıllarca ne yaptık? Sahnelere çıktık. Bayburt'un Kurtuluş Bayramlarını şenlettik. Tabii. Haliyle gerçekten müziğin çok ayrı bir yeri var. Şimdi ben habercilik beni çok kötü bastırdı, bıraktım ama 25 yıl önce ben her akşam saç çalmadan uyuyamazdım. Bu artık bende bir şey olmuştu. Çocuklarımız için ben teşekkür ediyorum. Güzel bir yer olmuş, güzel bir mekan olmuş. Geç yaşta, ufak yaşta çocuklarımızı buraya getirsin anneler, babalar. Burada yetişmeyi sağlasınlar. 5 yaşından itibaren çocuklarımız var. Abi. Alıyoruz öyle. Abi, okuma yazma bilmiyor mesela öğrencimiz. Mesela, zaten Bayram Müzik Evi Instagram adresimizde hepsi var. Videolu şeklinde reklamlarımız var. Yani okuma yazması yok, su gibi nota okuyor. Güzel. Tabii. Güzel. Bu Bayburt türküsüydü. Tabii ki Mustafa Ağızkalıoğlu'nun. Mustafa Ağızkalıoğlu'nun. Evet. Keşke sözlerini de dinleyeydim. Biraz sesli söyleseydin. Müziği çok güzel. Tabii ki enstrüman biraz ses fazla olduğu için. Şimdi sizi de bir tanıyayım ben. İsim soy isimle. Ben Muhammed Yiğit Korkusuz. Bayburt'ta müzik bölümünde okuyorum. Bağlama çalgıcısıyım. Arkadaşım da Talha Polat. O da gitar çalıyor. Burada Bayram Müzik Evi'nde takılıyoruz. Müzikler takılıyorsunuz. Evet. Güzel. İyi yetişmişsiniz. Ona da çevirin ben. Buranın iş dizaynını falan biz hazırladık. Bugün açılışını yaptık. Sesli söyle. Bulunduğumuz müzik evinin açılışını da bugün biz yaptık. Açılışı mı yaptınız? Aynen. Tabii açılışını yaptık. Şimdi bir Bayburt türküsü ama biraz sesli söylemek şartıyla bir Bayburt türküsü sizden daha alacağım. O zaman şey yapalım. Güzel bir türkü daha alalım. Sevgili izleyenlerim, bugün açıldı burası. Ben de tanıtmak istedim şöyle gençlere burayı. Evet. Şimdi dolaştırıp ne var ne yok tabii ki bilgi alacağız. Şey sahibinden ama denk geldiler. Şimdi şöyle
köylere de gideyim, neresinden Bayburt'u. Şimdi biraz da bana dokundu. Evet. Çünkü annemin köyü, Galbulaslı bu delikanlı. Sen nerelisin? Helvalıyım ben. Helvalısın. Oo, helvadan ta sade imam çıkmazmış. Hep aynısını diyorlar. Hadi bakalım, güzel bir Bayburt türküsü daha şöyle dinlesin Bayburtlular. Tabii ki.